Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yada Coin'den bahsedeceğim. Bir mesajlarda arkadaşım biri Yada Coin'den bir daha bir günceller misin diye bir yazı okudum. Şimdi Yada Coin nasıl kazılır ve ne kadar getirisi var hepsini o şekilde bu yayında göreceğiz. Öncelikle Yada Coin sitesine giriyoruz. Burada wallet bir tane cüzdan edinmemiz lazım. Kendi zaten otomatik cüzdanları var. Zaten ben de bir 3 tane zamanında denemişiz. Şimdi burada create identity'yi giriyorum. Şimdi buraya ya da yazdım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Save'ledim. Bekliyorum şeyin kurulmasını. Cüzdanın. Cüzdan kuruldu. Burada da hemen altta bir wallet var. Girdim buraya. Burası bizim cüzdanımız oldu. Şimdi bunu kopyaladım. Bu bir kalsın. Sonrası buradaydık. Burada Dolan sekmesinden bak tıkladım. Ubuntu için Org. Bunların hepsi GitHub'da nasıl olunca Windows için kendi şeyleri var. Söyleyiver. Ya da coin'in algoritmaları hepsi dahil olmak üzere adamlar yayınlamış. Buradan da indirip bakabilirsiniz. Hatta biri mesela biri Windows için diyor Visual C++ gerekli diyor. Onda çalışıyormuş. Bunu bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ondan sonra pool'a geliyorum. Pool niçin geldim? Buradaki amacım şurada pool'da gelip SRB Miner veya Xminer'i indirmek olacak. Ama pool'umuz bu değil. Yani havuzumuz bu olmayacak. Şimdi buraya girdim. Sadece bu Xminer'i indirebilmek için Windows'a tıkladım. Bakalım burada çalışacak mı? Çalışmazsa SRB Miner'ın multi'de deneyeceğiz. Xminer'imizi açtık. Config dosyasını değiştirmemiz lazım muhakkak ki. Edit. Şimdi. Dediğim gibi pool'u değiştireceğiz. Buraya adresimizi yazacağız. Donut level'e de bir yapacağım unutmadan. Şimdi buraya geldim. Neydi bizim adresimiz? Buydu. Tekrardan geldim. Kopyaladım. Şimdi havuzumuz. Havuzumuz için ise ben en üstteki havuzu kullanıyorum. Tıkladım. Buradan da indirebilirmişiz gördüğünüz üzere. Fark etmiyor. Kendi sitesinden de indirebiliriz. Kopyaladım havuzu. Yazdım buraya. Donata bir. Belki bunu enable true yapabiliriz. Bir deneyelim. Görelim bakalım olacak mı diye. Ctrl S dedim. Tabii bunu her zaman uyumlulukta yönetici olarak çalıştır. Okey. Çift tıkladım. Evet, threadleri açıyor. Rx ya da bekleyeceğiz bakalım. Yani bu arada bir de havuzumuza adresimizi yazalım bakalım ne alemde bir görelim. Neredeydi bizim adres? Heh, burada. Kopyaladım bunu. Havuz burada. Kopyalamamış. Kopyaladım. Yapıştırdım. Enter'ladım. O gelmeye başlamış ufaktan.
Hash ratimiz 582 hash. Öyle mi? Gerçekten. 5000'lerde geziyor ama. Ha pardon. Neydi? Hash H'miş. Komutu H. 5415 hash'ta. Şimdi bunun bir hesap makinesi yok. O yüzden hesap makinesi olmadığı içinse böyle bir kaba taslak ne verdiğini büyük ihtimal şuradan göreceğiz gibi duruyor. Şimdi bir daha bir F5'liyim sayfayı. Enter'ladım 815'te. Türkçeleştireyim hem. Son olarak da 53 derecelerde. %100 53 derece hemen hemen. F5 deyince olmuyor. Bunu enterlamak lazım. 1.05 kH oldu. YDA2 BTC diyor. Vallahi bunu herhalde BTC'ye çeviriyor büyük ihtimal. Öyle mi yatırıyor bilmiyorum. Tam da bir göreceğiz bakalım. Bir kazalım. Son durum ne olur ne gider. Hep beraber aslında burada gidişat 24 saat diyorum her zaman ama bir 3-5 saat kazdık mı meydana çıkar ya da coin'in ne oldu. Bu havuzu kullanacağım çünkü herkes burada kazıyor şu anda. 208 tanesi buradaymış. Kazım bu şekilde oluyor. Kendi işlemcinizi de deneyebilirsiniz performansını veya işte getirisi götürüsü ne kadardır, ne değildir. Onu da kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.